Hop, kız bunu al. Ay, sen miydin? Ödümü kopardın. Yoksa başkasını mı bekliyordun? Vay yavrum ya, dur, elleşme! Ya o pek de yakışmış. Vallahi hanım olmuşsun. Tabii yakışacak, karından neyim eksik? Estağfurullah, fazlalıklarım bile var. Elleşme diye! Vallahi karın gelirse görürsün gününü sen. Geçen gün nasıl da şüphelendi. Hem artık kendimi sana elletmeyeceğim. Ne ki yavrum, ne oldu? Ne olacak? Sen benimle gönül eğlendirirsen. Hani karını boşayıp beni alacaktın? Hani aşkımdan ölüyordun, geberiyordun? Yavrum, vallahi seviyorum. Aşkından deli oluyorum. Ölüyorum ulan! Seviyorum oğlum, karı dur ya! Ya sen benim karıyı bilmiyor musun? Bir şüphelenirse, hayat boyu ayrılma sülük gibi yapışır. Peki beni nasıl alacaksın? Bak yavrum, bak gülüm! Bu karının boşanması için bizden şüphelenmemesi lazım, değil mi? He, öyle. Heh, ben diyorum ki, sen farz-ı mahal biriyle nişanlandın. He? Yani numaradan. He. Otur şöyle, otur. O zaman bizim karı, bizden şüphelenmez. Karı meselesi olmadığına göre de inat etmez, beni boşar. Boşar mı? Boşar. Veririm parayı, boşar. İyi de numaradan nişanlı nasıl bulur? O da hazır yavrum, senin eski sevgilin Bilo. Bilo mu? Mahmut! Necla! Neler oluyor burada? Hiç, normal. Ne işin var senin bu karının yanında? Hangi karını? Mahmut! Hangi karı vardı senin yanında? Ha, Zeyno! Ya Zeyno! Teessüf ederim, yoksa beni bir hizmetçi parçasından mı kıskanıyorsun? Sen o hizmetçi parçasının burnuna girersen! Yahu bir sor bakalım, niye giriyorum şeyine? Sordum bakalım, niye giriyordun şeyine? Bizim kapıcı Bilo var ya, fukara aşık Zeyno'ya. Yalvardı aramızı yap diye. Ben de kızı sıkıştırıyordum. Yani Bilo'ya versin diye.